Multiplayer'den herkese merhaba. Yepyeni bir gündemle karşınızdayız. İlk haberimiz Microsoft'tan. Microsoft yine birini satın almayı planlıyor. Bu kişi de Discord. Baya milyar dolarlar yine havada uçuşuyor teklifte. 10 milyar dolar gibi bir teklif karşılığında Discord'u satın alacakları söyleniyor. Discord zaten yani devasa bir platform. Milyonlarca aylık aktif kullanıcısı olan, hatta 10 milyonlarca aktif aylık kullanıcısı olan bir platform. O 10 milyar doların da ya karşılığını verir açıkçası. Ona çok şaşırmadım ben. Ama şuna şaşırdım. 7,5 milyar Bethesda'ya saç. 10 milyar işte Discord'a ver. Bilmem kaç milyar şuraya bas. Yani Microsoft'un bu anlayışı beni şaşırtıyor daha çok yani. Dünya devi sonuç itibariyle Adamlar adamlar. yani dünyanın ilk üçünde olan şirket Tabii yani. canım. Para bol. Ona da şaşırmamak gerekiyor tabii bir yandan ama evet. Gene de işte endişelendiren bir tık kısmı da şu var. Yani bu zamana kadar iletişim tarafında yatırım yaptığı Microsoft'un iki işte program ya da şirket mi demek gerekiyor bilmiyorum. MSN Messenger vardı. Gerçi bizzat kendilerinin galiba o. Akıbeti maalesef ki tatlı olmadı. Ardından Skype'a bir şeyler yaptılar. O da olmadı. Şimdi Discord var sırada. O beni biraz ürkütüyor ama bakalım. Çok seviyorum bir de Discord'u kullanmayı açıkçası ben. Çok pardon, lafını da böler gibi oldum az evvel abi. Ya belki şeyden ayrışabilir diğer örneklerden. Şimdi Discord bir tık daha böyle oyun ağırlıklı bu. Daha önce batırdığı uygulamalara göre. Ya Discord'u da büyük ihtimal böyle Game Pass ağırlıklı falan herhalde kullanmayı planlıyordur. Oyun tarafında çünkü asıl faaliyetleri. Orada belki yani Skype'a kıyasla daha iyi bir işbirliği olabilir. Yani Discord'u belki çok bozmaya girişmezler. Daha faydalı bir işbirliği olur bizim için. Zaten Discord'la daha önce de bir işbirliği yapmışlardı. Game Pass'te Evet. falan kısa bir süreliğine Nitro hesap falan veriyorlardı diye hatırlıyorum. Zaten aynı zamanda Amazon, Epic Games falan bunlar da hep talibi Discord'un. Onlar da yani onların da en azından görüştüğü söyleniyordu. Ama bunlar arasında Microsoft tabii ki de daha yakın bence de. Hem daha önceden de işbirliği yaptıkları için hem de yani maddi olarak da çok çok güçlü bir şirket. Ya tabii ki Amazon falan da büyük de Microsoft bu aralar daha agresif davranıyor satın alım konusunda. Ya Discord'un geleceğini etkilemezse ben karşı değilim buna da. Yani bir yandan da korkuyor insan. Yani bu sadece şey değil. Sadece Microsoft'a özel bir şey de değil bu. Google'da böyledir ya biraz. Yatırım yapar ve ondan sonra unutulur gider o yatırım yaptığı proje. Hakikaten bir de bugünlerde çok da fazla derdimizi çözen bir program olduğu için Discord. Günden güne de gelişen de bir yapısı da var. Açıkçası ben hani ya partneriyim de Discord'un bu arada. Benim kanal partnerliğim var. Ve şeyi de biliyorum 3 aşağı 5 yukarı. Yani bizde iletişimlerini de biliyorum. Partnerleriyle olan iletişimlerini ve kullanıcılarıyla olan iletişimlerini de falan biraz bildiğim için gayet iyi işleyen bir şeydi. Ama iyi işleyen bir şey bu tarz değişimlerle kötü işlemeye de başlayabiliyor. Zaman zaman görebildiğimiz şeyler yani bunlar. Ondan ötürü bir endişelendim ama onun dışında hani birazcık da şey tarafından bakarsak, daha olumlu bakarsak, olumlu bakılabilecek bir yanı da var tabii ki bu işin. Evet, çok dert çözebilir bence. Bir de biz bir yandan mesela şu anki bu videomuzu da Discord üzerinde Evet çekiyoruz. yani. Aynı zamanda bizim ofiste Discord üzerinde artık yani tamamen online çalışıyoruz. Fiziksel olarak ofiste çalışma devrini kapattık biz multiplayer olarak. O tarafta da yani tuhaf geliyor bana. Sanki bizim şirketi satın alıyorlar gibi de hissediyoruz ofisi. Onun dışında bak şey deyince onu söyleyince aklıma şey de geldi mesela Microsoft'un Teams'i var. Yani bir iki sefer başka firmalarla toplantı için Teams üzerinden bir araya geldik. Discord'un gözünü seveyim diyorsun çünkü yani kullanılacak gibi değil ya. Yani bug oluyor, bir şey oluyor, çıkıyorsun, giriyorsun, kapatıyorsun, açıyorsun, sesini algılamıyor, kameranı görmüyor, bilmem ne oluyor falan gibi dertleri vardı. Yani ya muhakkak düzenli kullananlar bir yerden sonra bu problemleri aşacak noktaya gelmişlerdir ama yani ızdırap ya, Discord'da giriyorsun, açıyorsun kameranı ya da sesini, konuşuyorsun, çıkıyorsun, bitiyor, gidiyor yani. Kolaylıktan sonra gerçekten yani bilemiyorum. İnşallah Ya bu şimdi rahatlık Discord'da değişmez. kullanan insanlar için hep daha avantajlı oluyor da böyle sıfırdan Discord bilmeyen adamı mesela Discord'a sokmaya çalıştığında o da ayrı bir dert oluyor. Ya diğer uygulamalar orada bence daha efektif çalışıyor. Ama hani hakim olan için Discord çok daha avantajlı geliyor bana da. Bir sonraki haberimiz Activision Blizzard tarafından geliyor ve son zamanlarda duyduğumuz üzere bir kez daha işten çıkarmalarla açıkçası gündemimize girdi Activision Blizzard. Avrupa ofislerinde Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya ve İngiltere tarafındaki ofislerden yine işçi, yani çalışan daha doğrusu çıkartmaya, işten çıkartmaya başlamışlar. Geçtiğimiz haftalarda da mesela bir 50 küsur kişi kadar insan e-spor şeyinden, departmanından çıkartılmıştı yine Activision Blizzard'dan. O da birazcık şeyle alakalı işte korona döneminde fiziksel olarak yapılmayacak artık bu turnuvalar, online taraftan daha ağırlıklı olarak gelecek. Dolayısıyla bu kadar kalabalık ekibe ihtiyacımız yok denerek orada çıkartılmıştı. Şimdi bir de onun üzerine daha fazla insan yine Avrupa ofislerinden işten çıkartılıyor. Bir yandan tabii şey tartışmaları falan da var. Bu adamların CEO'ları bonuslar içerisinde yüzerken Bobby Kotick özellikle hani hala daha
şeyde aldığı maaş ve işte bonusları vesairesiyle her bu işten çıkarma haberi duyulduğu zaman eleştirilerin odağında olan bir isim oluyor. Hala da o devam ediyor. Yani her yıl gayet güzel karlar açıklarken işten çıkartmaların devam ediyor olması Activision Blizzard'da hani çok doğal olarak eleştiriliyor ve yine yeri gelmişken altı çizecek bir konu olarak da karşımıza çıkıyor. Yani yönetenlerin her zaman daha fazla kazanması zaten normal bir şey. Herhangi bir şirkette, devlette yine bu şekilde işliyor sistem. Ya onun dışında da düzenli iş çıkarmaları olması, evet, bir yandan ürkütücü ama çok bir beklentim de kalmadı açıkçası benim, yani Activision Blizzard tarafında, yani oyun tarafında da çalışanlarına muamele tarafında da böyle biraz uzun süre önce gözümden düştü diyebilirim o şirket. Ya çok fazla Evet. böyle umutlu değilim açıkçası. Yani bu ilk olan bir şey değil gerçekten. Yani Blizzard içerisinde Yani. çalışanlardan gelen haberlerden vesaire ötürü de uzun süredir bu negatif haberler devam ediyor. Bu arada şey dedin ya, hakikaten yönetici pozisyondaki insanların daha fazla para kazanması normal bir şey. Evet ama sıkıntı şurada başlıyor. Yani sürekli olarak bu kadar işçi yani çalışan çıkartılırken hala da yani üsttekilerin hiç keyfinin kaçmıyor olması mevzusu biraz eleştiriliyor. Yoksa Niye bu hiç kaçsın abi, yaşanmayan adam ne desin ki yani? Hadi kimseyi çıkarmayalım da bizim maaşlar yarı yarıya düşsün mü desin? Bunu Nintendo'nun CEO'su zamanında demedi mi? Öyle bir Onlar olay da Japon var. abi. Onlar hata yapınca canını falan alıyor. Öyle ahlaklı, saygılı bir toplum onlar. Yani hayır ya şey var. Bu tarz durumlarda tabii ki ilk gözden çıkartılan üst seviyeden olmuyor olması bence çok doğal bir biçimde eleştirilen bir mevzu. Ben o yüzden hani özellikle altını çiziyorum. Yoksa düşmanlaştıralım falan değil diye değil. Sonuç itibariyle evet o orada yönetici tarafındaki kişilerin aldıkları ciddi kararlar sayesinde şirketler yükselebiliyorlar vesaire ama düştüğü zaman niyeyse hiçbir sorumluluk alınmazken yani bütün iyilikler Bobby Kotick'ten yani Bobby Kotick demeye de gerek yok aslında. CEO'lardan, CFO'lardan, CTO'lardan bütün şahane her şey. Ama kötü bir şey olduğu zaman ya bizim e-spor departmanı çok kalabalık onları çıkartalım. Hani anlatabiliyor muyum? Şu an öyle bir noktadalar. Peki Bobby Kotick yerine sen olsaydın, sana deselerdi ki Orhun Bey, yani şirketimiz zor durumda, bir şeyler yapmamız lazım. Sen de düşündün düşündün, hiçbir yol bulamadın. Ya senin ve yöneticilerin maaşı kesilecek ya da birilerini işten çıkaracaksın. Şimdi Activision Blizzard'ın yıllık raporlarına baktığımızda zor durumda olmadıklarını görüyoruz. Zor durumda olduklarını görmüş olsaydık daha farklı şekilde zaten ele alırdık bu konuları da burada. Problem biraz orada ortaya çıkıyor. Yani bir yandan hani çok güzel işte mali toplantılarda bunları anlatmayı biliyorlar. Şöyle kâr ettik, böyle oldu, böyle işte satışlarımız arttı, böyle gelirlerimiz arttı diye anlatıyorlar. Sonra işten çıkarmalar oluyor. Problem burada. Ben onun yerinde yani ben bizzat onun yerinde olsaydım ben de şunu derdim. Kardeşim biz her sene bu kadar kâr ediyoruz falan filan diyoruz. Nasıl adam çıkartacağız şimdi buradan? Dolayısıyla etrafından dolanalım. Ha mi şirket hakikaten de kötü durumdaysa, gerçekten zarar ediliyorsa ve çok ciddi önlemler alınması gerekiyorsa zaten o tarz haber, yani farklı şirketlerden o tarz haberler de geldiğinde bu şekilde yüklenmedik onlara da. Ya evet maalesef ki durumları zaten kötü. İşten çıkarmalar da başlamış diye ele aldığımız şeyler de oldu. Konular da oldu daha önceki gündemlerde. Yani ben de sonuç itibariyle yani Bobby Kotick çok köşeye sıkışmış bir noktada olmadığı için farklı kararlar verebilirmiş ama vermiyormuş gibi geliyor. Yani bizzat Bobby Kotick deyip durduk hep aslında ama ya yani yönetimsel olarak diyelim daha çok yani bir kişi üzerinden gitmeye gerek yok orada. Belki de adam değil yani bunun doğrudan doğruya müsebbibi. Orada board falan yani kurullar vesaire de oluyor ya, yönetim kurulu falan filan. Belki de oralarla alakalı bir mevzusu var. Çok bilemiyoruz onu sonuç itibariyle. Ama yani hem kâr ediyoruz diye açıklayacaksın hem de işten adam çıkartacaksın. Orada bir garip bir durum oluyor. Ya düşününce ben de kendimi aynı pozisyona soksam ben de senin gibi bir karar vereceğimi açıkçası düşünüyorum, ama şimdi düşünmekle de olmuyor bir yandan, yani para her şeyi değiştirebiliyor. Ben hakikaten daha iyi bir pozisyonda olsam, böyle Blizzard'ın başında falan olsam ve böyle bir durumla karşılaşsam, hakikaten der miyim yani bizim maaşları yarılayalım da kimse işten çıkmasın? Ondan emin değilim mesela. Şu anki aklımda evet böyle bir şey yapamam derim, ama o konuma gelince işler değişir bence herkes için. O zaman inşallah bir gün o kadar zengin olalım da bakalım nasıl oluyormuş, onu nasıl karar veriyormuşuz Biraz onu hep insan kovalım. beraber görelim. Keşke o kadar paramız olsa da o kararı o zaman versek. Şimdi yakın zamanda Nier Automata Game Pass'e geldi. O ne güzel falan dedik, sevindik, ama oyuncuların bir kısmı bu habere hiç sevinmedi. Ya aslında gelişine değil de fark ettikleri, yani gelişiyle birlikte fark ettikleri bir şey hiç sevinmediler. Şimdi oyun aynı zamanda Steam'de de var, ama Steam'de çok daha eski ve update edilmemiş bir versiyonu var. Oyun zaten hiç update almamış, ama Game Pass'te gelen versiyonunda PC'deki birçok sorunu düzelten bir update içeren farklı bir sürüm paylaşılmış. Yani ikisi aslında neredeyse bambaşka oyun gibi. Ve haklı olarak da insanlar isyan etmiş Steam'de. Yani neden bize hiç update yapılmıyor da işte Game Pass'e gelir gelmez oyun bambaşka bir şekilde çıkıyor.
ya biz de aynı oyunu satın aldık, bizim de hakkımız falan gibi bir isyanda bulunmuşlar ve bir eleştiri bombardımanına tutmuşlar oyunu. Bayağı neredeyse çok olumludan olumluya falan düşmüş neredeyse derecesi ve hani bu devam ederse bu şekilde oyunun güncel haline buraya getirmezseniz bu eylemlerimize de devam edeceğiz falan gibi açıklamalarda da bulunmuşlar. Haklı oldukları yanı var ya. Çok bariz bir biçimde. Yani niye Game Pass'te oynayan insandan bir farkı olsun ki Steam tarafında oynayan? Bir de parasını verip alan insanlar bunlar. Yani Game Pass gibi bir sistemle değil. Çıktığı belki de günlerde satın alan oynayan insanlar bunlar. Tabii ki ya. Hani ya mümkün mertebe en güncel versiyonunu oynamak istiyorlar. Çok doğal. Bir de Steam versiyonunu hiç ellememişler yani. Hiç böyle bir update bir şeydi. Hiçbir şey gelmemiş. Game Pass'e gelir gelmez farklı bir versiyonla gelmiş. Belki zaman içerisinde düzeltilir diye düşünüyorum. Öbür türlü çok saçma olacak yani. Artık böyle sisteme özel update falan gelmeyecek herhalde. Benzeri bir şeyde de olmuş mesela Evil Within'de. Onun da Game Pass versiyonunda daha farklı şeyler varmış. First Person modu falan eklenmiş. PC'de ekstra değişiklikler varmış. Ama Steam'de yokmuş mesela. Benzeri bir durum orada da yaşanmış. Ya bu herhalde tesadüftür diye düşünmek istiyorum. Yoksa bunun sonu kötü olur yoksa devam ederse. Platform evet. Özel update'ler falan. Ha, hiç görmediğimiz bir şey değil aslında. Oyunların bazı özellikleri belirli platformlarda aktif olabiliyordu önceden de ama ya direkt böyle PC'de bir serviste şu update var, şurada şu update yok, şu özellik var, şu yok falan çok yaygın gördüğümüz bir şey değildi. Hayır, farklı bir paket de değil yani. Hani remaster'ını eklediler de burada remaster'ı hani bizi niye remaster'ı update etmediniz falan gibi böyle köklü bir değişiklik de değil. Bayağı update gelmemesiyle alakalı bir şey var. O yüzden ölçülü de ve hani haklı da oyuncular orada. Bu garipmiş ya. Bu birazcık da bir geliştiricinin niye böyle bir karar aldığını bilemiyoruz tabii de. Geliştiricinin kararıyla alakalı bir şey. Bu ben zannetmiyorum bunun standart olacağını ya. Saçma olur çünkü yani. Yani Nier'deki farklı bir sürüm bildiğim kadarıyla. İsimleri de farklıydı galiba da bence düzeltilir o yani. O şekilde kalması çok saçma olur. Saçma yani olur. Göz göre göre öyle bir şeye de girmezler. Öyle bir anlaşma yapılacağını da zannetmiyorum yani servisler arası. Çok başka yerde update yapma. Hata düzeltmekle... Ufak tefek değil belki de ya sonuçta hata düzeltmenin bir anlaşması olmaz. Bir de bununla uğraşmayalım şu saatten sonra ya. Yani çok saçma olur gerçekten. Benim birkaç tane eklemek istediğim mini haberler var. Payday 3 bayağıdır beklediğimiz yani yapacağı duyurulan ama sonra ne aşamada olduğunu bilmediğimiz Payday 3 ile alakalı bir güncelleme geldi. Oyunu yapan Starbreeze Koch Media ile bir anlaşmaya, yayıncılık anlaşmasına girdiklerini söyledi ve 2023 yılı içerisinde oyunun da çıkacağını söylediler. Tabii ertelenebilir falan ama hedefleri şu anda 2023. Payday 2 bayağı başarılıydı. 3'ü de bekleyenler, Payday 3'ü de bekleyenler için böyle tatlı bir haber geldi. Bununla beraber Gotham Knights diye bir oyun vardı. Bayağı bir zaman evvel duyduk. Bir tık itibariyle hani Arkham City, Arkham serisini andıran bir yapıya sahipti. İşte third person vesaire bir oyundu ama co-op odaklı olmasından ötürü de başta sahip olduğumuz gazı birazcık bizden alan da bir oyundu. Bununla alakalı da erteleme haberi geldi. Normal şartlarda bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyordu ama 2022'ye ertelendiği bunun da duyuruldu. Ve son olarak da Nisan ayında Resident Evil ile alakalı bir showcase yapılacak. Yani oyunla alakalı bir şeyler gösterilecek bir etkinlik yapacağını duyurmuş Capcom. Bu da hani ekstradan Resident Evil'ı bekleyenler için güzel bir haber kaynağı olacak gibi duruyor. Tam tarih belli değil ama Nisan ayında denmiş. Ben de bir haber ekleyeyim. Biliyorsunuz Last of Us yakında dizi olacak. O tarafta da Neil Druckmann'dan bir haber geldi. İlk sezonu dizinin birinci oyunu kapsayacakmış sadece. İkinci oyundan bir hikayeye dair herhangi bir şey görmeyecekmişiz ve çoğunlukla sadıkmış dizinin senaryosu oyuna. Ama böyle bazı yerlerde biraz hatta biraz değil bayağı farklı olduğu noktalarda olacakmış. Ve çok daha az aksiyon içerecekmiş. Çünkü bir oyun yaptığınız zaman genelde oyuncuya bazı şeyleri de öğretmeniz gerektiği için ekstra aksiyona girmeniz gerekebiliyor. Yani oyun farklı bir format, sinema, televizyon farklı bir format. Dolayısıyla burada bir tık daha az aksiyon olacak. Biz biraz daha karakterlerin dramasına ağırlık vereceğiz demiş. Bu da bence çok kötü bir haber değil. Yani sürekli böyle aksiyon odaklı bir Last of Us dizisi kötü bir dizi olurdu bence. Pekala. Bu haberle de beraber bugünkü gündemimizi de tamamlayabiliyoruz sanıyorum ki Tunca Bey. Hemen bakalım. Tamamlayabiliyoruz. Buyurun devam edin. Pekala öyleyse. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.